Yaklaşık 10 yıldır da kendi ticaretimi yapıyorum, ticaretle uğraşıyorum. 6 yıldır da kabak ürünlerini üretiyorum, yani turistik eşya olarak bu üretimlere başladım. İşte anahtarlığından tutun da magnetine kadar, biblolara kadar bu üretimleri yapıyorum. Büyükşehir Belediyesi'nde satın almayla temaslar kurduk ve sağ olsunlar ürünlerimizi çok beğendiler ve satış noktalarında ürünlerimize yer verdiler. Tekrardan çok çok teşekkür ediyorum bize bu imkanları sağladığı için Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne. Dikiş makinelerinde iplerle birlikte bu çanta, sepet, supla, halı, paspas, yani ipten ne yapabiliyorsak onları üretiyoruz. Üretim çok kolay ama pazar büyük bir sorundu. Bu sorunumuzda da bize destek çıktığı için Ekrem Yüce Başkan'a da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ben üreticiyim, Geyveli'yim, Muhammed Demir ismim. Daha evvel çıkardığımız ürünü pazarlamakla ilgili çok sıkıntılar yaşıyorum. İstediğimiz fiyatlarda satışlar olmuyordu, masraflar çok yüksek. Ama burası açıldı. Hakikaten biz üretici olarak burada malımızı değerinde anlıyorsunuz Türkiye'nin her yerine pazarlayabiliyoruz. Onun açılmasında anlıyorsunuz çok büyük emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce'ye buradan şükranlarımı sunuyoruz. Böyle bir kompleks bize kazandırdığı için. Sakarya'nın Maksudiye Mahallesi Söğüt ilçesine bağlı. Maksudiye Mahallesi'nde ikamet etmekteyim. Uzun yıllardan beri kendi imkanlarımızla bu ürünleri pazarlıyorduk. Başkan tabii bu ürünleri biz de yapmak istiyoruz. Sakarya'da yani nesli tükenmekte olan manda ile alakalı sizin yaptığınız gibi biz de tüm vatandaşlara katkı sağlamak, birlik kurmak, bir şemsiye altında toplanmak. Bu katkıyı ben vatandaşlara vereceğim. Sen bize sponsorluk yaparsan maddi manevi biz desteğimizi verelim. Birliğimizi de kuralım gibi. Böyle başladık. Şu an belediyenin kayalardaki tesisimizde bayağı genişlemeye başladı. Hayvanlarımız yaklaşık 115 adet orada şu an mandamız var. 30-40 tane yavruladı. Geri kalan 60-70 tanesi de bir iki ay içinde yavrulayacak. Şu an İstanbul'a oradaki sütümüzün bir kısmını gönderiyoruz. İnşallah tesis olduğunda burada Sakarya'da işleyip yavaş yavaş oradaki ürünleri de reyonlarda satmaya başlayacağım inşallah. Muğla köyünde yaşıyorum ve çiftçilikle 30 seneden beri çiftçilikle uğraşıyorum. Şurası toplama ürün merkezi açıldıktan sonra bütün kendi malımızı değerlendirebiliyoruz. Ayva olsun, üzüm olsun, erik olsun satabiliyoruz. Ama daha önceden kabzı mallara verdiğimiz zaman şöyle söyleyeyim. Bir 3 aylık 5 aylık çek aldığımız zaman 20 lira hesap görüyorsak mesela şu anda 7 lira, 8 lira, 10 lira bir para alıyorduk. Ama şu anda her türlü kendi malımızı satmaya yetkimiz var ve peşin para alabiliyoruz. Ve gelen müşterilere daha çok yardımcı olabiliyoruz. Ve Ekrem Başkan'ın en iyi yaptığı şeylerden biri burası bu. Ekrem Başkan'a sonsuz teşekkürler ederiz. Tabii ki 4,5 yıllık zaman zarfında dolu dolu icraatlarla geçirdiğimiz bir zaman oldu. Elhamdülillah dolu dolu vatandaşlarımızı iç içe, omuz omuza hep birlikte Sakarya'mıza çok güzel hizmetleri birlikte gerçekleştirdik. Ve burada Ankara ayağında Sayın Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Bey ve il başkanımız, milletvekillerimiz ciddi manada destek verdiler. Bir takım dostlarla birlikte biz bu projelerimizi hayata geçirdik. Ben Sakarya'mıza hayırlı olsun diyorum. Nice projelere inşallah diyorum. Mevlam bize nice projeler yapmayı nasip ederse kolları sıvayıp projelerimizi hız kesmeden devam ettireceğiz diyorum. Saygılar sunuyorum.